İster siyaseten ister ekonomik olsun. Benden daha güçlü olan birisiyle çatıştığımda ben haklıysam, adalet mekanizması güçlünün yanında değil de haklı olanın yanında yer alıyorsa orada adalet var demektir. Olayın kuralı budur. Örnek vereceğim size. Günümüzün örneği. İki yerde polis arama yapar. Kocaeli Dilovası'nda ve Mersin Limanı'nda. Kilolarca kokain bulunur. Kilolarca. Değeri milyar dolarlar. Ne savcı cesaret ediyor dava açmaya ne de kime geldiğini kimse sormuyor. Niçin? Buyurun gidin hemen şurada bir şey yapın. Polis gelir yakanıza yapışır ve götürür karakola. Evlatlarımızı zehirleyen insanlara hiç kimse cesaret edip dokunamıyor. Ne savcı ne de başka birisi. O zaman şu soru. Bunlar gücü kimden alıyorlar? O kadar güçlüler ki polis yakaladığı halde savcı bir şey yapamıyor. Polis yakaladığı halde hakim bir şey yapamıyor. Dava dahi açamıyorlar. Cesaret edemiyorlar. O zaman bu gücü nereden alıyorlar? Gücü çiftçiden mi alıyorlar? Hayır. Sanayiciden mi? Hayır. Esnaftan mı? Hayır. Mahallede oturan işsiz gençler mi? Hayır. Ev kadınlarından mı? Hayır. Apartman görevlilerinden veya muhtarlardan mı? Hayır. Gücü nereden alıyorlar? Devleti yöneten siyasi otoriteden alıyorlar. O zaman hepiniz elinizi vicdanınıza koyup sandığa giderken bunu düşünmek zorundasınız. Ben oy verirken baronların yanında olan, uyuşturucu kaçakçıların yanında olan, onlara kol kanat geren, asla onlarla ilgili bir şey yapmayan bir siyasi iktidara mı oy vereceğim, partiye mi oy vereceğim, yoksa evlatlarımızı uyuşturucudan kurtaracak olan siyasi partiye mi oy vereceğim? Bunun üzerinde düşünmek zorundasınız. Daha yeni 14 Eylül'de konuşma yapıyor beyefendi. Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür. Bütün hedef silüet oldu şimdi. Ya kardeşim dün gelmedin. 3 yıl olmadı, 5 yıl olmadı, 10 yıl olmadı, 15 yıl olmadı. 20 yıldır ya. 20 yıldır şimdi sıra geldi hayale. Buradan Türkiye'yi çıkarmamız lazım. Buradan Türkiye'yi büyütmemiz lazım. Hem çıkaracağız hem büyüteceğiz. Bunun için hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Millet İttifakı ile birlikte, Allah'ın izniyle ve sizlerin desteğiyle Türkiye'yi bu badireden çekip çıkaracağız. Huzurlu, güzel, gerçekten de bölgesinde şanlı şerefi olan bir ülkeyi yeniden inşa edeceğiz. Ne diyorlardı? 24 saatte Emevi Camii'nde namaz kılacağız diyorlardı. Bırakın gitmeyi. 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Gayri resmi rakamlara göre 5 milyon 6 milyon. Ve Afganistan'dan insanlar katar katar geliyorlar. İran coğrafyasını aşarak buraya geliyorlar ve bizim sınırlardan geçiyorlar ve bizde ikamet ediyorlar, bekliyorlar. Efendim para verilirse daha fazla alacağız. Kimden izin aldın sen arkadaş? Referandum mu yaptın? Vatandaştan mı izin aldın? Bu millete sözüm sözdür. Kesin en geç 2 yıl içinde en geç bütün sığınmacıları davullar zurnayla memleketlerine göndereceğim. Kararlıyım. Irkçılık yapmadan çünkü onların kabahati yok. Onları buraya getirenlerin kabahati var. Roman kardeşlerimize. Tarım işçileri var. Temizlik işçileri var. Katı atık toplayıcıları var. Müzisyenler var. Daha buna benzer pek çok alanda çalışanlar var. Biz şimdi bazı belediyelerimiz bir proje başlattılar. Çankaya Belediyesi katı atık toplayanların tamamını toparladı. Kooperatif kurdurdu. Hepsini sigortalı yaptırdı. Siz toplayacaksınız ben size parayı vereceğim dedi. Şimdi bu pilot uygulamayı büyütürsek diğer illere de götüreceğiz. Böylece konteynerlardan çöp toplayanların sosyal güvenliği olacak ve onların sigorta primleri yatacak. Ve onlar emekli hakkına kavuşacaklar. 19 yıldır 20 yıldır iktidardalar akıllarına bile gelmiyor. Niçin? Çünkü yoksulluğu bitirmek istemiyorlar. Yoksulluğu yönetmek istiyorlar. Müzisyenler, roman kardeşlerimizin bir özelliği var. Bir Allah vergisi var. Müzik konusunda çok yatkınlar. Harikaları yaratan var. Bu çocuklar müzik konusunda niye itilmesin? Şimdi eğitim konusunda şöyle. Birincisi eğitime erişmek zor. İki okula devam zor. Çocuğu okula başlatıyorsunuz bir süre sonra çocuk okula gelmiyor. Veya anne baba çocuğu koyacak yer bulamıyor. Yanında taşıyor. Bir sorun yaşıyor yani. Onu da şöyle aşmayı düşünüyoruz. Çocuğunu okula kaydederse ve çocuk devamlı gelirse çocuğa burs vereceğiz. Bir para vereceğiz. Okula gelmese parasını keseceğiz. Böylece çocuğu aile hem bir gelir elde edecek, hem çocuk devamlı olarak okula gelecek ve iyi bir eğitim alacak. Bunu yapacağız. Yazın defterin bir tarafına. Yani bunu havadan söylemiyorum. Bir tarafa kaydedeceksiniz. Allah nasip eder ihtara gelince göreceksiniz bunların tamamının nasıl karşılandığını.
en ufak bir endişeniz olmasın. Öyle efendim paramız yok, imkanımız yok, biz bunu yapamayız. Para var efendim, niye para yok? Elin oğluna para var da niye size yok? Sırtı kalınlara dünyanın parası veriliyor da size niye verilmiyor? Kaldı ki siz bedava bir şey istemiyorsunuz. Bana iş ver, çalışacağım diyorsunuz. Bütün bunların tamamını yapacağız, göreceksiniz. Allah'ın izni ve sizin desteğinizle. Beraber halkın desteğiyle biz bunu yapacağız ve gerçekleştireceğiz. Hepinizin huzurunda önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Şentop'a açık çağrıda bulunuyorum. Sonra da bütün siyasi parti genel başkanlarına açık çağrıda bulunuyorum. Şehit yakınları ve gaziler arasında var olan farklılıkların tümünü giderme konusunda gelin ortak bir çalışma yapalım. Biz 126 milletvekili arkadaş Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kanun teklifi hazırladık. Parlamentoya sunduk ama görüşülmedi. Ha efendim bunu muhalefet verdiği için biz görüşmüyoruz diyebilirler. Ben bunu da anlayışla karşılarım. Bugünkü kısır yapı içinde. Ama siz verin. Siz verin, biz destekleyelim. Önemli olan sorunu büyütmek değil, sorunu çözmektir. Bu çerçevede davranalım. Kaldı ki değerli kardeşlerim, olay sadece bir söylemin ötesinde söylediğim şeylerin yapılması için anayasal temelde var. Anayasanın 10. maddesi. Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle mağlul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Gayet açık. Yine alıyorum anayasanın 61. maddesi. Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle mağlul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. Bu sağlanmıyor. O zaman bu anayasanın emredici hükmü havada kalmış oluyor. Bu konuda da yine bütün siyasi partilere, onların sayın genel başkanlarına sesleniyorum. Yıllardır bir acı olarak bu tablo önümüzde duruyor. Bunu giderelim. Ya ortak yapalım, ya siz yapın, iktidar partisi kendisi yapsın, Cumhur İttifakı olarak yapsınlar. Yapmıyorlarsa, biz bunu beceremiyoruz diyorlarsa, biz yapalım, siz destek verin. Ve biz bu işi çözelim. Yazıktır, günahtır. Bu kadar haksızlık olmaz. Denizli'deydim. Akşam cep telefonundan bir video gösterdiler. İki askerimizin diri diri yakıldığının videosunu. Ya bu montaj mıdır, şöyle midir, böyle midir diye araştırırken gerçek olduğu çıktı ortaya. Talimatı veren kişi tutuklandı, hapse atıldı. İyi ki bu ülkede dürüst gazeteciler var. Bir gazeteci arkadaşımız bir makale yazdı. İki askerin yanmasıyla ilgili talimatı veren kişi Gaziantep'te kuşçuluk yapıyor diye. Önce tutuklanıyor, hapse atılıyor, sonra serbest bırakılıyor ve orada kuşçu dükkanı açıyor. Kim bunu serbest bıraktı? Hangi irade serbest bıraktı? Hangi siyasi irade buna müdahale etti? Ve nasıl oluyor da gazeteci yazdıktan sonra Gaziantep'te yakalanıp yeniden hapse atılıyor? Yeniden hapse atıyorsanız neden serbest bıraktınız? Kim serbest bıraktı? Kimler serbest bıraktı? Ya böyle bir acı tablo gerçekten içimizde taş gibi oturuyor. Bunun da sorgulanması lazım. Çaykur'un Türkiye Varlık Fonu'ndan çıkarılması lazım. Diyeceksiniz ki bütün varlık orada, Çaykur'u niye çıkarıyorsunuz? Kim varlık fonuna girdiyse hangi kurum, tamamı zarar ediyor şimdi. Örnek mi? Çaykur'u vereyim size. Bakın değerli arkadaşlar. 2015 yılında Çaykur'un karı 22 milyon 700 bin lira. 2016 yılında 82 milyon lira karı var. 2017 yılında varlık yönetim şirketine devrediliyor Çaykur. Bir yıl önce 82 milyon kar eden Çaykur 2017'de 267 milyon lira zarar ediyor. 2018 yılında 657 milyon lira zarar ediyor. 2019 yılında 635 milyon lira zarar ediyor. 2020 yılında 547 milyon zarar ediyor. Dönüp size şunu söyleyecekler. Çaykur'u kapatmamız lazım çünkü hep zarar ediyor. Ne olacak? Sizi teslim edecekler sadece özel sektöre. O nedenle Çaykur'un varlık fonundan kesinlikle süratle çıkarılması lazım. Eskiden kar eden Çaykur niye zarar ediyor? Hangi gerekçeyle zarar ediyor? Kim batırdı Çaykur'u? Ve niye batırdılar Çaykur'u? Madem çay Rize için bir stratejik sektörse, Çaykur da stratejik bir kurumdur. Böyle bakmadığınız takdirde Rize'yi ayağa kaldıramazsınız. Ve kısır politik tartışmaların ötesine çıkaramazsınız olayı. İnsanoğlu tekerleği 1 milyon yılda keşfediyor, öyle diyorlar. 1 milyon yıllık
Çabanın sonucu tekerlek keşfediliyor. Şimdi 21. yüzyıldayız. Her saniyede birden fazla buluş var. Ve biz kendi ülkemizde yüksek yetenek inşasını sağlayamazsak hızlı büyüme, sağlıklı büyüme şansımızı kaybederiz. Yüksek yetenek inşası deyimini bir kurultayda konuşmuştum. Özü şu, bir ülkenin nüfusunun ortalama %2'si zeki insanlardan oluşuyor. Ve bu insanlar toplumu sürükleyen, yeni buluşlara imza atan insanlar. Bunların korunması, bunların her türlü sorunlarının çözülmesi lazım. Yeni olanaklar sağlanması lazım. Bugün yüksek yetenek inşası konusunda en büyük çabayı gösteren ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Dünyanın her tarafından en nitelikli insanları kendi ülkesinde topluyor. Acaba bizim siyasetçiler bunun ne kadar farkında? Gençlerimiz kendi alanlarıyla ilgili sağlıklı bir çalışma ortamı bulamadıkları için umudu dışarıya bağlıyorlar. En büyük kaybımız yüksek yetenekli insanlarımızın geleceklerini dışarıda aramalarıdır. Üniversiteler bilgi öğretecek ki üretilen bilgiyi sanayici elle tutulur metaya dönüştürebilsin. Eğer üniversite bilgi öğretemezse sizin büyüme şansınız yoktur. Sağlıklı büyüme şansı yoktur. Üniversiteler gerçek anlamda birer üniversite mi? Bunların da sorgulanması lazım. Eğer biz çocuklarımızın merak duygusunu büyütemezsek, daha nitelikli sorular sormasını sağlayamazsak yüksek yetenek inşasını sağlayamayız. O nedenle eğitimcilere, o nedenle üniversitelere çok ama çok ihtiyacımız var. Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim, değerli üreticiler, bize diyorlar ki Batı'nın egemen güçleri, niye toprağa ekiyorsunuz? Size un mu lazım? Biz verelim. Buğday mı lazım? Biz verelim. Et mi lazım? Biz verelim. Yem mi lazım? Biz verelim. Saman mı lazım? Biz verelim. Bizim çiftçimiz kazansın. Ya bizim çiftçimiz ne olacak? Kazanmasın. Bu kaderi değiştireceğiz. Beraber değiştireceğiz. Az önce Büyükşehir Belediye Başkanımız da söyledi. Çiftçi milletin efendisidir der Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Milletin efendisi. Ya efendiliği bırakmadık. Elin oğluna kazandırıyoruz. Bizim çiftçi niye kazanmıyor? Neden kazandıramıyoruz? Biz yeni bir stratejiyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. İktidar değiliz, doğru. İnşallah olacağız sizlerin oylarıyla. O da doğru. Bir bakan düşünün. Tarım Bakanı. Çiftçiyi şöyle tanımlıyor. Çiftçi çok çok çalışır, az az kazanır. Allah aşkına böyle bir tanım duydunuz mu hiç? İnşallah iktidar olacağız, göreceksiniz. Beraber olacağız. Halkın iktidarını kuracağız. Sizin bankalardan aldığınız kredi, tarım kredi kooperatiflerinden aldığınız kredilerin faizlerini ilk bir haftada sileceğim. Ne faizi ya? Ne faizi? Batırmışsınız zaten adamı. Bu memlekete huzuru getireceğim. Barışı getireceğiz. Bereketi getireceğiz. Her mutfakta, her evde huzur olacak. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir anne üzülmeyecek. Çocuğum aç diye, kimsesiz diye asla üzülmeyecek. Bunların tamamını yapacağız. Tamamını. Emin olmanızı isterim. Türkiye'yi gerçekten de Mustafa Kemal'in dediği gibi çağdaş uygarlığın ötesine taşıyacağız. Ahdim var, niyetim var, yeteneğim var. Bunu mutlaka yapacağız. Sizlerin desteğiyle yapacağız.